Ya Erdoğan kazandı mı? Ben çok sık gördüm bunu dünden bu yana. İşte bu batılı ülkelerin yaptığı şey kabul edilemez. Erdoğan'a çok büyük bir zafer hediye ettiler. Ben ona da hiç katılmıyorum. Çünkü yani dolar 9 nokta kaça, 85'e mi çıktı? Yani sonra indi ama şimdi Erdoğan'ın sağ solu belli olmayan, işte fevri bir lider olduğu imajı pekişti. Yani eminim hani yatırımcılar bu tabloya bakıp de rahat nefes almıyorlardır. Üçüncüsü, Batı ile ilişkiler daha da gerildi. Yani F-16 alacağım diyor bir taraftan. İşte New York'ta Biden'la görüşemediği için çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü işte gündemde önemli mevzular var, halletmemiz gereken önemli şeyler var diyor. Diğer taraftan böyle bir adım atıyor, böyle bir fevri çıkış yapıyor. Dolayısıyla bu özellikle kongredeki yani Erdoğan güvenilmezdir, Türkiye güvenilmez bir müttefiktir. Erdoğan'ın ipiyle kuyuya inilmez, sözüne güvenilmez imajı pekişiyor. Ve bu da tabii Biden'ın kongrede elini zorlayacak bir şey. Nitekim zannediyorum dün ya da ondan önceki gün 11 kongre üyesi bir mektup yazdı Biden'a. Ve Türkiye'yi Amerika'nın ulusal çıkarlarına tehdit arz eden bir ülke olarak tanımladı.